Dün akşam rüya gördüm. Dün akşam bir yerdeydik. Bana soru sordular. Dediler, yaşlı böyle. Dediler ki, bela ile musibet arasında ne fark var? Dediler, yine devam ettiler. Peygamber, peygamber ne yapmıştı ki bu kadar sıkıntı çekti? Bazı peygamber kızlarla ikiye ayrıldı. Derisini yüzdüler. Değil mi? Peygamber Aleyhisselam, ustadın dişi düşmüş 9 tane bir gecede sıkıntıda. 28 sene çekmedim. Saydılar. Yani oysa dedi. Oysa bazıları diyor ki diyor. Şuara suresi 30. ayet. Sizin başınıza gelen bela ve musibetler sizin günahlarınızdandır. Peki bu günahları mı vardı? Dedi. Aynen böyle sordu mu abi? Aynen sordu. Rüyada. Aynen. Aynen. Sonra kendisi ekledi. Dedi ki, Eşeddu nas bela el enbiya sümeleviya felemsal felemsal. İnsanların en hayırlısı olan peygamberlere eşeddu nas bela el enbiya. Büyük belalar ona gelmiş. Bela. Peki, günahmış demişti. Ama Allah Kur'an'da öyle diyor. Mealen giderseniz böyle olur işte. Dedim ki, efendim bilmiyorum ama, hani şöyle dedim, bilmiyorum ama Risale-i Nur bilgimle bela ile musibet farklıdır. Musibet, günahlarımızın hatalarımıza karşılık gelen el ceza min cinsil amel. Amelimizin cinsinden olan. Mesela çocuğunun mektep okusun diye din eğitimini kale almayıp sifonu nazara alan o çocuklar hayır görmez. Görmez. O el ceza min cinsil amel. Bu musibet. Bela ise bel'a. Bela ise insanı olgunlaştıran fırındır. O musibet ayrıdır. Bela ayrıdır. Musibet, hastalıklar bizim günahlarımızdan, yani bu hastalık değil miydi? Musibet neyse. Bela ise bela altında şey yok. Şöyle diyeyim daha. Tövbe ve istiğfar. Arasında ne fark vardı? İstiğfar hataya, geçmişe doğru yapılan, tövbe komple kapatıyor. Geçmişe geçmişi kapatıyor. Tövbe günah. Tövbe günah. İstiğfar hataya. İstiğfar hataya. Kevçasin? Eski şeylerini gizle diyor, ona istiğfar. Evet. Aslında istiğfarda günah yok. Eksikliklerine. Günde Allah Resulü 70 defa istiğfar edermiş. Tövbe etmez. Tövbe değil. 70 defa inkılabı bir sonraki kemal hali bir önceki nakıs haline istiğfar eder. Tövbe ise günahın vücudunu gösterir. Musibet günahlarımızın vücudunu gösteriyor. Bela ise insanı olgunlaştıran ateştir, fırındır. Yani ekmeği pişirdin, şey yaptınız, hamur yaptınız. Bilmiyorum lügatta nasıl geçiyor. Ben lügatı bilmiyorum. Rüyada söylediğimi söylüyorum. Yani ekmeği hamur yapar. Nasıl pişireceksin sana? Fırınsız olur mu? Yenmez ki o hamur. Ha, onu pişiren bela'dır. Şöyle hani meyveyi, elmayı şems onun belasıdır. Belasıdır. Onu... Evet. Onu kemalata götürür. Evet. Tebessüm ettiler, gittiler. Bir şey demedim. Mesela ustattan bir misal vereyim dedim. Hepsini anlatmadım da size. Dedim ki 96. sayfa Emirdağ'ında diyor ki 28 sene çekmediğim eza ve cefa kalmadı. Hapisten hapisten memleket memleket sürgün yollandım. Her hapishane vesaire diyor. Ben diyor tamam zalimin zulmü tamam. Ama kadere derim, adil kadere derim ki ben ne yaptım?
Tamam beşeriniz alimeli, tamam ondan konuşmuyorum. Kader canibimden benim hissem nedir diyor. Yok, bir şey mi yapacağız? Yok abi. Ha. Bu sefer ustad ne diyor? Sakın sakın Said diyor. Yaptığı bak bu kadar işkenceleri var. Sakın sakın Said. Hizmet-i imaniye Kur'aniyeni cehennemden ve azaptan kurtulmana, cennette ve kemalat kazanmana vasıta ve vesile yapmayasın. Bana ama meşru ve hak ve helal olan, meşru ve helal olan bir yol, insan cenneti ister. Kemalatı da ister. Cennete ve kemalata vasıta yapma. Oysa meşru ve mubah olan, herkesçe de makbul olan bir yol, bana bütün ben bütün mene diliyordum. Çünkü bana bütün rıza ilahi gösteriliyordu. Rıza-i ilahi belayı. Çünkü oraya itiyor seni. Olgunlaştırıyor. Rıza-i ilahi bedeli var. Yani